Kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak karşımıza çıkan hastaların çoğunda ağrılı adetlerle karşımıza çıktıklarını görüyoruz. Şikayetleri bazılarında dayanılmaz ağrı. Bu ağrı için hatta hastaneye gidip ağrı için ampul iğne yaptırdıklarını ifade eden insanlar. Bazıları mutlaka ilaç alıyorum, o ilaçla geçiyor. Bazıları bir gün dinleniyorum, ışıktan uzak duruyorum, kendimi yatağa koyuyorum, ancak öyle geçiriyorum diyen hasta grupları. Bu hastalarda ne düşünmeliyiz sevgili seyirciler? Bu hastalarda mutlaka ve mutlaka rahim içi dokuları dediğimiz endometriyumun rahim dışında yerleşmesine bağlı olarak bu ağrıların olabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Endometriozis öyle bir hastalık. Yine kalıtsal olarak embriyonik hayattan bazı hücrelerin rahim içinde olması gerekirken başka yerlerde de tohumlarının kalmasından dolayı oluyor. Bu ne oluyor? Endometriozis dediğimiz hastalıkta her ay bizim bilindiği gibi kadın menstrüel siklusu her ay endometrium dediğimiz embriyoyu kucaklamak için kadife gibi kalınlaşıp hazırlanan endometriyumu döküyor. İşte biz buna adet kanaması diyoruz. Bu adet kanaması sırasında aynı şekilde rahimin dışında yerleşen endometriyotik odakların içinde kanamaya bağlı ağrılar ve şiddetli dayanılmaz bulantı kusma mekanizmaları ağrıya paralel olaraktan karşımıza çıkıyor. Bu süreçlerde mutlaka endometriozisi düşünmemiz lazım. Sevgili ve kıymetli, merhum olmuş, çok kıymetli Hacettepe'den bir hocamızı hatırlamadan geçmeyeceğim. Sevgili Mithat Hocam derdi ki, biz de talebeydik. Ya geldim, Türkiye'de kadınlarda hiç endometriozis yok mu? Amerika'da herkes endometriozis, Türkiye'de hiç endometriozis yok mu? Evet, endometriozis yoktu. Çünkü biz laparoskopik olarak endometrium içindeki bu tabakanın dışarıda yerleşip yerleşmediğini görebilme imkanına sahip değildik. Hayatımıza laparoskopik yani karın boşluğunu ve organları gören bir yöntem geliştikten sonra biz görmeye başladık ki hakikaten endometriozis var. Sonra hayatımıza ultrason girdi. Ultrasonla da endometriozisin en sık yerleştiği yerlerden yumurtalık içinde yerleşebildiğini, çikolata kisti dediğimiz tatlı gözüken ama çok acı olan bir problemle karşımıza çıktığını gördük.